Beylikdüzü'nde vicdansız bir sürücünün ezdiği köpeğin haberini ekranlarınıza getirmiştik. Ne yazık ki bugün acı haber geldi. Pamuk, acılar içinde geçirdiği 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Resmen diyorum Pamuk, hani ben geldim, ben kokumu alıyordun sen gerçekten. Pamuğumuzu öldürdü o canım. O vicdansızlığı anlatmaya kelimeleri yetmedi. Kadın sürücünün göz göre göre ezdiği pamuk 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Bir karıncayı bile incitmememiz gerekiyorken kocaman köpeğin üzerinden geçti. O bir can. Bakın canımız gitti. Yürekleri sızlatan olay Beylikdüzü'nde yaşanmıştı. Apartman sakinlerinin gözleri gibi baktıkları sokak köpeği pamuğu, aynı apartmanda yaşayan bir kadın iddiaya göre yerden kalkmıyor diye aracıyla ezmişti. Herkes seviyordu onu. Markete gidiyordum, geliyordu her yere. Nereye gitsem geliyordu, gezdiriyordu, kokumu alıyordu. Sessiz, sakin bir köpekti. Bir aileden birisiydi, canımız gitti. O kadın sürücünün üstünden geçtiği ve metrelerce sürükleyerek ağır yaralanmasına neden olduğu pamuk hemen Beylikdüzü hayvan barınağına kaldırılmıştı. Omurga kemikleri kırılan ve arka ayakları tutmayan talihsiz köpek daha fazla acıya dayanamadı. 12 günün sonunda bu sabah öldü. Peygamber Efendimizin ümmetini kedi rahatsız olmasın diye ordusunu çevirdiği dünya, bu dünya mı? Çok merak ediyorum. O dünyası biz nerede yaşıyoruz? Pamuktan geriye işte bu boş kulübe ve onu çok seven apartman sakinlerinin çektirdiği anılar kaldı. Pamuk öldü ama onu acımasızca duygularla arabasının altına alan o komşu hiçbir şey olmamış gibi hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Gözlükleri gözüne takıyor, böyle buradan nasıl geçip gidiyor? Sanki böyle... Nispetçesine, yani hiç umurunda değil. Bakalım evde mi? Şu an hiç yok. Pamuğu çok sevenler de bir an önce o caninin ceza almasını istiyor. Savcılığa başvurumuzu yaptık. Mala zarar vermekten şikayetçi olduğumuz görünüyor. O bir mal değil. O bir can. Hani bir şey yapamıyoruz işte, bir hak tanıyamıyoruz. Çıksın artık bu yasa, çıksın yani.